Yine mi? Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda Akdağ Madeni ilçemizin Hacı Fakılı köyündeyiz. Öncelikle şöyle seni tanıyalım abim. Ben Serdar Tekin, köy sakinlerindenim. Köyümüzde böyle sizleri davet ettik köyümüzün çekim yapılması için. Sağ olun, sizler de geldiniz bizleri kırmadığınız için. Köyümüzün tanıtımını yapacaksınız. Evet. Buradan bütün Türkiye'deki ve yurt dışındaki köylülerimize, hemşehrilerimize selamlarımı yolluyorum öncelikle. Ne diyeyim yani herkese? Peki Serdar Bey, Hacı Fakılı köyünü biraz anlatır mısın? Hacı Fakılı ismi nereden gelmiş? Sorgun'da, Yozgat Evet. köylerinde o kadar çok fakılı var ki Evet. ben saymayla bitiremem. Doğru. Bunlardan bir tanesi de Hacı çıkmış. Evet. Sizin köy. Benimki mesela İsa Fakılı. İsa Fakılı. Ahmet Fakılı olsun, Belen Ömer Cuma Fakılı olsun, Dede Fakılı olsun. Daha çok Ali Fakılı bile var. Evet. Var. Halil Fakılı var. Bu Var. Fakılılar nereden geliyor? Bu Var. neyin nesi? Bu Fakılıyı ben çıkaramadım ya. Bu fakılı Osmanlıca, Arapça fakihli hoca demektir. Öyle mi? Hoca demektir. Ondan dolayı hacı ismi de birleşince hacı fakılı oluyor yani. Bu He. böyle. Köyümüzün eski tarihinde bu bilgi var. Peki. Köyümüzün yerleşimi zaten 1700-1750 yıllar arasına dayanmakta yani kuruluşu, söylentilerde, tarihlere bakarak. Böyle bir durum var. Peki Hacı Fakılı köyü nüfusu ne kadardır? Kaç hanedir? Gurbetçisi var mıdır? Var. Köyümüzün şu anki mevcut nüfusu 190 nüfus. Hacı Fakılı ve Beyaz Kaçağı köyümüz var, mahallemiz. Evet. Bununla beraber toplamda Ankara yurt dışı olarak köylerimiz ikamet etmekte. Yoğunluğu Ankara ve Bursa'nın İnegöl ilçesindeler. Toplamda 3500 civarı nüfus çıkıyor kütükte kayıtlı olan ama köyümüzde 180 kişi ikamet etmekte. Ufak da olsa hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşıyorlar burada. Fazla da kimse yok. Evet, sohbetimize devam edeceğiz Evet. seninle. Yine seni tanıyalım abim. Ben Hacı Mahal'dan Durak Aslan. Durak Buyur, Aslan. Durak Aslan, evet. Buyur. Sen yaman birine Yok canım ya. Ne bileyim arabayla ava gidek mava gidek deyince beni bir Baba tava getirdin ki böyle var baba ya. mesleğimiz biliyor musun? Değil mi? He, baba mesleğimiz Hani niye olduğu için. gitmedin bugün? Ava Ya niye bugün gitmedin? yağışlı, sabah yağdı E daha. yağsın ne olacak ki? Şimdi kar yağıyor bir yandan. He. Şimdi olmaz av. Ama yarın olacak. Değil mi? He, ama yarın olur. Yarın buza çekerse, ayaz olursa çekmez. Buluruz onu. Buluruz. Sonra yazıda yabanda kar adam olma orada kalıp şey Kalmam, yapma. kalmam. Alışkın mısın? Kaç yıldır Alışkınım. avcılık yapıyorsun? Baba mesnağı dedik ya. He. Vardır 20-30-40 senedir gidiyoruz. Baba Anladım. mesnağı. Sana ne derler bu köyde? Bana Hacı Val'dan deli durak şimdi Hacı Durak olduk. Nasıl? Delilikten hacılığa mı geçtik yani? Delilikten. Deli durak. Hacı Durak oldu şimdi. Peki deli durak kimdir abi? Şöyle bir Şimdi anlat bir lakaptır biliyor musun mesela? Abi yiğit lakabıyla. He ya durak, deli durak dediğim bir insan çok merhametli biridir, vicdanlı biridir. Bak komşularım buradalar. Efendim yani hayırsever biridir. Yardımcı misafirhaneperveridir. Bak komşularımız burada duruyor. İyi niyetli bir insan yani Hacı Vahlı deli durak. Evet. Öyle Ne bir yapar, kötü. neyden, ne işine ne uğraşır Ben mı? bu zamana kadar işte biz 2-3 kardeşiydik. İki kardeş. Birimiz işte İnegöl muhtarın adayımız dediği gibi İnegöl Bursa nihayesinde. Ben burada kaldım. Babamın yanında. Evvelden yokluk vardı. Şimdiki gibi bolluk yok. Biliyor musun? Anlatmayayım şu yokluğu bir anlatmayayım. Hani anlat, o kuzu anlat, eşyanın şehre Şimdi gittiğini anlat. Burada bu köyde tabi zenginlerimiz vardı, fakirlerimiz vardı. Zengin olmazsa fakir olmaz, fakir olmaz, zengin olmaz. Tabi, He, bu böyle tabi. hepimiz Dünyanın böyle. He. dengesi öyle Biz tabii ki. evvelden çalışmaya giderdik, Bursa'ya giderdik. Burada işte ihtiyar babalarımız burada idare ederdi. Biz büyükler para kazanmaya giderdik. Uzun şehirlere, Bursa'ya, Ankara'ya, böyle İzmirlere giderdik. Yokluk vardı. Mesela benim zamanımda ben sigara içerdim, delikanlıydım biliyor musun? Biz sigara içmeye sürüye geçerdik böyle. Hani şey olmasın da. Geç şöyle derdi adamlar. Hani tekere bir sigara alacağım. 74'te. Hani o yok ki. Yoktu. Ama şimdi adam o mal böyle şeyi de beğenmiyor. Maltepe'yi beğenmiyor. Samsun'u beğenmiyor şimdi. Şimdi mal burada neden? Varlık Allah'a şükür. İşte çok. Her şeyi aradığımız da var. Bu devir iyice iyi devir yani. Bu şu zaman.
Çok güzel bir zaman. Evet. Bu zaman olduğu için benim çocuklarıma, bu gençler gidiyor mesela gurbete gidiyor. İşçiliğiyle ev alıyor, barhalıyor, araba alıyor. İşçilik. İşçiliğiyle biz karnımızı doyuramıyorduk o zamanlar 74'le falan. Alın gidiyor. Evet. Beton atardık. Ama şeyli ya, amellik yapardık işte. Hamdolsun şükür bu zamana geldik. Şimdi bolluk çok. Traktörler, efendim, mallar, hayvanlar, yani davar yok da büyükbaş hayvanlarımız var. Geçimimiz değil Allah'a şükür. Burada 7-8 tane delikanlılarımız var, gençlerimiz var. Evet. İşte o 20-25 tane, 30 tane benim gibi ihtiyarlar var, işe yaramadıklar. Gençlik yok, gençlik gitti. Kana kana bir işte bizim gibi... 1964'te bir yangın çıkmış bu köyde. 64'te mi? Ben bilmiyorum ki. Ben 58 doğumluyum ben. 64 işte. Abi 64'ten 58'de çocuğuydum ben. Burada nerede oldu bilmiyorum. O sırada yangın soracağım. Çıkmış. O yangında senin sesin yanmış. Sen yanık sesin. Yanık sesli evet. Sana birazdan gelecek abi. Hadi bakalım. Hoş geldin. Seni tanıyalım abim. Ben Mehmet Diren. Köyde ikamet ediyorum. Evet. Sanayiciyim. Demir doğramacıyım. Bursa'da çırağımızı geçirdik. Geldik memleketimize dükkan açtık. Evet. Köyümüze gelip gidiyoruz. Hani arkadaşlar diyor ki ilçede neden kalmıyorsun? Köyümüze bir özlem vardı. Şu havayı nerede bulabilirsiniz ya? Şu şehirde şu hava var mı? Mümkün yok. Değil abi. Ya. Onun için burada ikamet ediyoruz. Gelip gidiyoruz sabah işimize, akşam evimize. Evet. Biraz Hacı Fakılı'yı anlatır mısın? Ne ile meşhurdur burası? Bayramlarda ne yapıyorsunuz? Mesela geçen bayramda buranın bayram adetleri nasıldır yani? Eski heyecan var mı? Tabii çocukluk, herkes diyor ki eskiler yok diyor da. Hı. Belki de çocukken o anısını düşünüyor biliyor musun? Hani insan biraz yaşlanınca geçim derdi diyeyim sana o şekilde. Ama bizim güzel bir adetlerimiz var. Ne bileyim sana işte camiye gideriz. Camide namazımızı kıldık sonra caminin içinde hiç kimse dağılmadan güzel bir bayramlaşırız. O çok güzeldir. Ondan sonra mezarlığımıza gideriz. Orada bir Fatiha okuruz. Herkes ölmüşlerinin başına geçer. Güzel dualar eder. O adetimizi çok seviyorum ben, sana öyle diyeyim. Evet. Peki Hacı Fakılı olup da burada olmayan, gurbette olan insanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi sana şöyle diyeyim. Hani burada keşke yaşam şeyi daha güçlü olsa da herkes memleketinde kalsa, ama o anki işte ortamlar, ne bileyim, fakirlikmiş, bir şekilde gurbete gitmiş. Ha ben de gurbette yaşadım 10 sene ama geldim buraya, dükkan açtım. Bir şekilde gidip geliyorum. Memleketim çok güzel. Köyü tavsiye ederim. Teşekkür yani. Ediyoruz abim. Bu abime ne derler? El salla, kamariye el salla. Tamam, el salla. İmamın babası. Evet, şimdi şu arkadaşa mikrofonumuzu tutalım. Sana tutacak hele. Sen çok heveslisin. O en son tutucu çağıracak. Çağıracak, onun kurtuluşu yok ki. Küsü var şu an. Çağırmazsa zaten o en az 100 lira ceza keser giderim yani. 100 lira mı? 100 lira mı? Ben senin yanına gelmedim. Sen geldin. Şimdi şöyle baktığımda genç olarak sen gözüküyorsun. Ben mi gözüküyorum? Peki ne yaparsınız? Burada düğünlerde ne yaparsınız? Mesela kışın olsa, yazın olsa. Valla düğünlerde şöyle bir şey var. Biz yani toplu olarak her düğüne gideriz. Arkadaşlarla beraber. Yani 3-3 arabayla nerede düğün var? Kırlarda, Gökdere'de, Sazdere'de, çevre kule hep gideriz. Ne yaparsınız düğünlerde? Hangi halaylar meşhurdur mesela? Valla Yozgat'ın ağırlama meşhur. Ağırlama, Bobbili, Trakya, Cemo, Trakya. Onları çağırlar. Ben fazla oynamayı bilmediğim için arkadaşları götürürüm, onda oynarlar. Ama oyuncu başı iyi bu. İyi oynar. Halaycının başı da o. Bunlar iyi oynarlar. Oo süper. Davulla zurnayla mı iyi oynarlar, orkestrayla mı? Yok, davulla zurnayla. Davul zurnamız da var burada. Var mı? Dur bak. Çalak o zaman. Çağır bir de davul zurnayla halay çeken köyün ortasında ben çok güzel ağırlama çekerim yani. Çalatlının yokuşu hele de gider Bobbili. O yarın bakışları öldürüyor.
hop. Gelmem, sen de gel. Sen ne duruyorsun orada? Sen de beğendin orada. Tamam, ona gel. Ona ceza kesecek herhalde. Vaziyet onu gösteriyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Seni tanıyalım abim. Benim ismim Murat. Çekil şu davulunu. Evet. Köyde yaşıyoruz işte arkadaşlarla beraber. Bugünlerde zamanlarımız böyle geçiyor yani. Hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşıyoruz. Hemen çabuk çabuk. Öyle yani. Evet, biraz Hacı Fakılı'yı anlatır mısın? Hacı Fakılı arkadaşlar anlattı işte. Katacak bir şey. Şimdi herkesin, her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Gelenimiz gidenimiz oluyor yani. Her türlü misafir şey yaparız. Getirir, evet, götürür. Misafirperlerdir. Evet, evet. Cana yakındır. Evet. O havası sert, havamız, insanı merttir. Evet. Yozgatımız öyle yani. Sonra... Köyümüz de öyle. Öyleyiz yani, böyle vakit geçiyor yani. Peki şu anda köyde kaç kişi var bildiğin kadarıyla? 180-190 civarında. O civarlarda var, evet. Peki 2018 yılında bu köyde kaç kişi vefat etti, hakkın rahmetine kavuştu? Bildiğim 2 kişi mi oldu? 2-3 kişi anca o kadar. 2 ya da 3 evet. Kişi. Evet, öyle oldunuz. Oldu. Öyle oldular. Senin sesin nasıl? Benim sesim pek iyi değildir. He. Öyle yani. Yani yanık sesli olarak bir durak aslan vardır. Biliyor canım onu. O 1964'te zaten yangında onun sesi yanmış zaten. Evet, o da çocuğu bu zaten. Kaçamamış herhalde. O zaman bir dinleyek şöyle bir. Ahol çek bakayım şöyle de bir gidek bakayım. Ben delikanlıydım biliyor musun? Şöyle. He. Delikanlıydım, bir kız sevdim. Bağrım yandı. Bir tane mi sevdin? Bir tane diyek hele. Ha, tamam. Bağrım yandı, el aldı biliyorsun elimden. El aldı. Çektim çilesi. Sen sevdin, el aldı. Eyvallah. Alamadık. Yanık bağır. Dedin yani. Bağır yanık dedin. Ben gibi. Sevdim, eller aldı. Feleğin işine. Ben Ferdi'ciyim ya, onun için oradan geliyorum. Devam ediyoruz şimdi senle. Anlattım değil mi? Anlattım ya. Söyleyeyim diyorum. Öyle tabii ki. Aşağıda ders söylenir. Senin sadece sesin değil, senin bağrın da yanığmış ya. Yandı yanık değil mi işte? Yani aç bari. Azıcık şey olursa afiyet yani. Sevdan diyor abim. Şekerim aş çilesini, karabarım yanar oldu. Sevdim can dayan birisini, acımadan alan oldu. Sevdim can dayan birisini, acımadan alan oldu. Seninle gezdiğimiz yerler, konuştuğumuz tatlı diller, geçirdiğimiz o şen günler, yalan oldu, yalan oldu. Geçirdiğimiz o şen günler, yalan oldu, yalan oldu. Şu halimden soran olmadı, sevdiğim kızı alan olmadı. Şu dünyada bin bilmedi, bu gençliğim harap oldu. Kardeşim işte bir aşk ağladı, dert söyledir dedin, bunu söyledim ben sana. Ağzına. He. Yüreğine. He, başka diyeceğim. Böbreğine. Allah razı olsun. Akciğerine sağlık. Sağ ol. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ne yapacaksın? Olmuyor işte. Olmuyor. Olmayınca olmuyor. Olmuyor. Ölmüyor. Abi, dağladın, geçtin, gittin vallahi. Elim uşağı dinlemiyor abi, ferman. Alıya gidiyor. Şey mi, bu söylediğin şarkı kimin? Türkü mü? Benim. Sen kendin mi yazdın? Ben. Bestesi yazarı sen misin? Yazar ben. Hepsi de sensin ya. Bir alerjanım var biliyor musun? He. Kırat yemin tabii, almıştım. Tabii lan yani. Yani. Bekliyorlar ya. Hadi. Orada bir de Yozgat türküsü var ya. Yozgat'a yayın. Üretçik çocuklarından bir şey yapalım. He, biraz röportaj yapalım. Senin adın Mücahit miydi? Yok, Faruk Diren. Faruk Diren. Faruk ne yapıyorsun? Ne yapayım? Okula gidiyorum. Okula derslerime gidiyorsun. Derslerime çalışıyorum. Derslerine çalışıyorsun. Okula nereye gidiyorsun? Oluközü köyü. Oluközü beldesine gidiyorsun.
Evet. Peki kaç yaşındasın sen? 9. Peki köyde 9 yaşında kaç kişi var? 2 kişi. 2 kişi. Anladım. Senin güzel türkü söylüyor musun sen? Bilmen mi? Bilmem. Hadi bir kamariyel salla o zaman. Tamam.